Ukrayna ile Rusya savaşının ardından Finlandiya ile İsveç dediler ki biz NATO'ya girmeliyiz. Fakat e, İsveç halkının büyük bir çoğunluğu NATO'ya girmek istemiyor. Hatta bunu reddediyor. Bununla ilgili çok sayıda anket yapılıyor İsveç'te. İsveç ısrarlı, NATO'ya girmek istiyor. Bir şekilde de halkını ikna etmek durumunda bununla ilgili. Şimdi yeni bir gelişme. İsveç'in NATO'ya üyeliğinin artık çok ciddi olarak konuşulduğu işte bizim de bu konuda dahlimizin olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek olan İsveç'in NATO üyeliğini bizim onaylayıp onaylamayacağımız konusu artık bu mesele sıcaklığı gitgide artarken İsveç'in savunma bakanı çıktı ve şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki İsveç'te savaş olabilir Rusya'nın ciddiye alınması gerekiyor halkımız savaşa hazır olması gerekli halkımızın dedi. Peki İsveç medyası? bu açıklamayı nasıl gördü derseniz şöyle dediler. Amerika Birleşik Devletleri'nin ayak işlerini yapmamalıyız. İsveç'te de savaş olabilir. Halkımızın savaşa hazır olması gerekir. İsveçli bakan Ukrayna'yı örnek gösterdi. Savaşa hazırlık çağrısı yaptı. İsveç Savunma Bakanı Karl Oskar Bohlin, Dalarna bölgesinde bulunan Salen askeri üstünde düzenlenen Ulusal Halk ve Savunma Konferansı'nda konuştu. Rusya konusunda uyarıda bulundu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonucunda zaten Avrupa'da kötü olan güvenlik durumu geçtiğimiz yıl daha da kötüleşti. Rusya'nın hızla yeniden silahlanmasının çok ciddi alınması gerekiyor. İsveçli bakan ülkesinin 210 yıldır savaşa girmediğine işaret etti. Ancak bunun yakında değişebileceği tahmininde bulundu. Yaklaşık 210 yıldır barış İsveç halkı için hoş bir yoldaştı. Ancak bu durum günümüzde değişti ve güvenlik durumu kötüleşti. Ben de sorumluluk sahibi bir bakan olarak İsveç halkına bu gerçeği açıklamak durumundayım. İsveç'te de savaş olabilir. Halkımızın savaşa hazır olması gerekir. Bakan Bohlin İsveç hükümetinin ülkenin savaşa girebileceğine dair zihinsel farkındalık oluşturarak savunma kabiliyetini artırmaya çalıştığını söyledi. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı direncini örnek aldıklarını söyledi. Konu İsveç medyasında da geniş yankı uyandırdı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Expressen, İsveç'in Rusya'ya karşı Ukrayna'ya verdiği yoğun desteğin İsveç hükümetinin Washington'ın ayak işlerini yürüttüğü anlamına geldiğini yazdı. Bu durumunsa ülkeyi Rusya'ya yönelik saldırılara açık hale getirdiğini kaydetti.